Sevgili dostlar, sevgili keşanlar, bugün 1 Mayıs, işçinin ve emekçinin bayramı, aslında özgürlüklerin, hak, hukuk, adaletin bayramı. Her ne kadar 23 Nisan'da olduğu gibi sokaklarda, meydanlarda kutlayamasak da en azından oturduğumuz yerden, tam kapanma denen garabetin tam kapanmadığımız şu ortamda bir gün Taksim'de hakça üretilen ve adilce paylaşılan günlerde bugünü kutlamak dileğiyle emeğin ve dayanışmanın günü hepimize kutlu olsun. Ayrıca kutsal bir aydayız, Ramazan ayındayız. Ama bu salgın nedeniyle yönetilemeyen süreç, sağlık ve ekonomik olarak yönetilmeyen bu süreç içinde farkına ve tadına varamadığımız bu Ramazan ayında kutlu olsun ve hayırlı olsun. Bir gün çok daha rahat bir ortamda, salgının olmadığı, ekonomik problemlerimizin olmadığı, hiçbirimizin aç ve açıkta olmadığı, hak, hukuk, adaletin tam olarak uygulanıldığı günlerde şeker tadında bir bayramı büyüklerimizin ellerini öperek, kaybettiklerimizi kabir başında ziyaret ederek kutlamak dileğiyle bu Ramazan ayı ve bayramımız da kutlu olsun. Aslında konuşabilecek ve söylemek istediğim çok şey var ama kısa tutarak çok zamanınızı almadan şu adını tam kapanma denen süreçle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi adı tam kapanma denen ama kimin kapandığı, kimin açılmadığı belli olmayan, her gün bir yerin tekrar kapanıp bir de tekrar açıldığı bir garip süreç yaşıyoruz. İktidar inanırlığını, güvenilirliğini yitirmiş vaziyette. Tutarsız ve kararsız hareketlerle bir süreç yaşatıyor bize. Bu salgın tüm dünyada olan ve topyekun mücadele edilmesi gereken bir süreç. Fakat süreci iktidar, sağlık çalışanları, bilim kurulunun tavsiyeleri ışığında bu konuyu bilenlerin önerilerine dikkate alarak yönetmesi gerekirken tüm Türkiye'de böyle bir süreç yok. Aksine bir de kararlar illere, valiliklere bırakılmış vaziyette. Ama en azından Türkiye'yi düşündüğümüzde topyekun kararlar verilip ve her yerde aynı anda uygulanması gerekirken her yerde farklı şekilde ve bence bilime ve sağlık kurallarına, pandemi kurallarına uymayan bir şekilde yönetilmeye çalışılıyor. Şimdi zamanlaması da manidar, bence de çok uygun olmayan bir dönemde tam kapanma diye bir şey çıkardılar. Ama tam kapanan bir şey yok. Çalışıp kazanması gereken yerler kapatıldı. Ama ödemeleri yapacağımız yerler açık. Vergi daireleri açık. İcra daireleri açık. Faturalarımızı ödeyeceğimiz yerler açık. Ama bizim çalışacağımız yerler kapalı. Devlet diyor ki ne yaparsan yap, ben karışmam. Öneri olarak da destek paketi olarak da size bir daha kredi verelim diyorlar. Uzun vadeli, faizsiz, faizli. İşte bir şeyleri erteleyelim diyorlar. Ama böyle bir süreç akla ve mantığa son derece aykırı bir süreç. Eğer bir tam kapanma varsa ve bizim çalışıp kazanamayacağımız bir ortam varsa yapılması gereken şey bu, en azından bu dönem içinde yapacağımız ödemelerin de ertelenmesi. Banka niye açık? Niye bağlı sigorta primlerini ödemeye devam ediyoruz? Niye vergilerimizi ödemeye devam ediyoruz? Aslında yapılması gereken bunların ertelenmesi ve ötelenmesi yerine ben sizi kapattığım süreç içinde sizden vergi almayacağım, bağlı sigorta primlerinizi almayacağım denmesi, üstüne üstlük kapatılan yerlerin tam kapanmaysa, ki bu herkes bu işin içine giriyor, ciroları ya da belli kriterler içinde devlet tarafından yardım yapılması, evde yaşayanların da dikkate alınarak yardım yapılması ve ödemelerinin ertelenmeden yok sayılması. Ama kesinlikle böyle bir süreç yaşanmıyor.
Bizim için, küçük esnaf için bu durum böyleyken otoyollar tam kapanma olmasına rağmen ve araçlar geçememesine rağmen otoyolların dolar üstünden verilen garanti olarak parası ödeniyor. Köprülerin ödeniyor, şehir hastanelerin ödeniyor. Onları öyle, bize niye böyle? Bu kapatmalarda da bir hak, hukuk, adalet dikkate alınmıyor. Küçük esnafı kapatmışsınız. Pazarlar kapalı, yaz sebze meyve satanlar satamıyor. Tuhafiyeciler kapalı, elektronik eşya satanlar kapalı, nağburlar kapalı, berberler kapalı ama zincir marketler açık. Zincir market müsaitim esnafın sattığı her şeyi satıyor. Orada bulaşmıyor da, kapalı mekanda bulaşmıyor da, açık alanda bu satışı yapan esnafta mı bulaşıyor bu hastalık? Zincir marketler ne yapıyorlar da niye açık kalıyorlar? Bu eşit olarak uygulanmayan süreç insanların kafasını karıştırıyor ve anlayamıyorlar ve tepki gösteriyorlar ve haklılar. Dün sanayi sitesindeydik. Ticaret Odası Başkanımız, Esnaf Odası Başkanımız, Sanayi Başkanımız ve milletvekilimizden de rica etmiştik. Hep beraber oradaydık. Orada da konuşuldu. Mesela Keşan'daki sanayi kapalı ama Edirne'nin başka ilçelerinde sanayiler çalışıyor. İşte pazara kadar süre vermişler. Nöbet tutun demişler. Yani şimdi yüzlerce esnaf var orada. Sen bunları kapatıyorsun. Yoğunluk olan bir alan değil. Ve üstelik çalışması gereken bir alan. Yalnızca oradaki esnafı kapatarak onların ekmeğine mani olmuyorsunuz. Sistemi tıkıyorsunuz. Şu anda çiftçiler tarlada çalışıyorlar. Toprağın tavı nedir diye biliyor mu yasaklayanlar? Bu insanların ne kadar bir zaman dilimi içinde ekim yapmaları gerektiğinde ayçiçeklerini ekmeye çalışacaklar. İlaçlama yapıyorlar, gübre atıyorlar. Bir traktör arıza yaptı. Şu anda arıza yapıp sahilde duran traktörlerini alamıyorlar. Taşımacılık sektörü. Adam bozulacak şeyler taşıyor, balık taşıyor. Arıza var. İçeride kaç para olduğu belli olmayan çok büyük bir değer var. Yoldan geçenin lastiği patladı, ne olacak? Araba arıza yaptı, ne olacak? Ambulansınız arıza yapınca nereye yaptıracağız? O zaman açtıracağız mı? Yani yalnızca esnafı değil, yaşayan bir sürü insanı da etkileyen böyle bir karar var. Ama çok alakasız, başka yerler açıkken burayı kapatmak oradaki insanların anlamamasına neden oluyor ve haklılar. Eğer kapanacaksa her yer kapanmalı ve herkes o kapanma sürecince devlet tarafından kollanmalı, kotralmalı ve yardım görmeli. Yıllardır yaklaşık 5 milyonu geçen sayıda Suriyeli'ye bakan bir ülke 20 gün vatandaşına bakamıyor mu? Mesele aslında parça parça söylendiğinde çok fazla. Mesela aşı olayında da böyle, süreç başladığında 5 tane maskeyi dağıtamayan iktidar şimdi aşı içinde de çuvallamış vaziyette. BioNTech aşılarının ikinci dozları yok. 6 haftaya çıkardık, 8 haftaya çıkardık. Şikayetler çıkınca öne çektik ama ikinci dozlar yok. Sinovac mı olacak? Kaç kişiyi aşılayabildiniz? Maskeyi dağıtamayan hükümet şimdi aşıyı da beceremedi. Topyekun düşündüğümüzde özetlemek çok kolay. Aslında iki kelimeyle söyleyebiliriz. Yönetilemiyoruz ve sağ olup gidiyoruz. Bu arada tabii Keşan Belediyesi de kapanmadan çok fazla etkilenmiş değil herhalde. Bana habire fişlerin fotoğrafları geliyor. Parkomatçı arkadaşlar çalışıyorlar. Ya mekanlar kapalı, adamlar evinde ama parkomatçılar sokakta. İşaretli yerlere, çekilen yerlere fişler kesiliyor. Anlaşılır gibi değil durum. Arada bir göç yaşandı. Kapanmayı 3 gün önce haber verdiler. Ama şehirler arası ulaşımı engellemedikleri için büyük şehirlerde yaşayanlar sahillere akın etti. Çok yüksek oranda hastalık olan İstanbul'daki insanlar bizim yayla Elitli sahilini doldurdular. Ege sahilini doldurdular, Akdeniz sahilini doldurdular. Şimdi onları o hastalığı oraya taşıdılar. Sonra orada başka şeyler olacak. Oradan alıp tekrar geriye taşıyacaklar. Acaba kaş yaparken göz mü çıkarıyoruz diye düşünmeden edemiyor insan. Genel politika ile ilgili söylenecek çok şey var. İşte Amerika Başkanı Ermeni soykırımı dedi, çıktı. Baktık biz Ankara'ya, doğrusu bir tepki yok. Biz yıllardır emperyalizm, ABD emperyalizmi diye bağırırken komünistler Moskova'ya diye bağırmışlardı. Şimdi aynı noktaya geldik.
zamanında söylediğimizde emperyalist ve kapitalist düzenin nasıl bir sömürü düzeni olduğunu, nasıl yalnızca kendini düşündüğünü anlatmaya çalıştığımızda tepki almış. Umarım şimdi anlaşılmış olur. Bu karmaşık süreçte en azından basit çözümler üretilebilir. Önerimdir. Mesela Adana Belediyesi yapmış. Bizim pazarcı esnafımız var. İşte tuhafiyeciler ya sebze meyve satanlar. Bu sanayiye önerdikleri bir nöbet sistemi var ki mümkün değil sanayide uygulanabilmesi. Topyekun açık olmak zorundalar. Ama bunu pazarcı esnafına uygulayabiliriz. Semt pazarları var. Normal pazarımız var. Belli bir sistem içinde yoğunluk oluşturmadan kura yöntemiyle belli sayılara bölerek hiç olmazsa haftanın bir günü bir insanın evine ekmek götürmesini sağlayabiliriz. Açık havada satış yapıyorlar. Tezgahların arasında açarız, tezgahları küçültürüz. Yani her gün hiç olmazsa 20 tane 30 tane esnaf mekanını açar ve satış yapar. Bu yalnızca o esnaf için önemli değil. Pazarcıyı kapattığınız anda zincir marketlerde ve diğer marketlerdeki manav reyonlarındaki fiyatları kontrol edemiyorsunuz. Bu aslında haldeki esnafınız için de önemli. Şimdi halde alınmış mallar var, belli sürede tüketilmesi gerekiyor. Pazarcı dükkanını açamayınca haldeki mallar da çürüyor. Hadi gelin, en azından şununla ilgili kısa vadeli bir çözüm üretin. Söylenebilecek çok şey var ama süre çok kısa. Bu arada tabii iyi haberler de var. Mesela sayın emeklilerimize hayırlı olsun. Ben de emekliyim, Bağkur emeklisiyim. Devletimiz, hükümetimiz, iktidar uygun gördü. 100 lira fazla alacağız bayramda. Ya keşke devletin bir parası olsaydı, yani böyle önemli bir parası, mesela 128 milyar liramız olsaydı neler yapılabilirdi bu pandemi döneminde? Yani halk herhalde bu kadar çok sıkıntı çekmezdi diye umuyorum. Süreç bu. Söylenebilecek çok şey var ama sizin zamanınızı çok fazla almamak için yalnızca bunları söylüyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Kendinize dikkat edin. Her şeye rağmen bu süreci geçirmek için elimizden geleni yapacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ben Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Recep Pekcan örgütümüz olarak dün olduğu gibi bugün de halkımızın bize nerede ihtiyacı varsa oradayız. İhtiyaçları olmasa da biz gördüğümüz zaman oradayız. Bu Ramazan ayı ile ilgili de önemli yardımlar yaptık. İhtiyacı olan insanlara her şekilde ulaştık. Ama bu konuyla ilgili herhangi bir sayı vermek olayın ciddiyetini ve karşılıksız yapılma durumuna gölge düşüreceği için bu konuyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ama bize bu konuda destek veren, Keşan'da yaşayan partili ve partisiz insanlarımıza geçen sefer olduğu gibi rakamlar ve dağıtımlarla ilgili telefonda bilgi vereceğim. İyi Ramazanlar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.